Aynı hizada. Kimse kimsenin hizasını bozmasın. Güneş Bey'in olduğu yere doğru devam edin. Başka sen baktık köşeden kulemize hırsız bulabilirim. Güzel de böyle. Sorun yok. Ses var. Recep. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Ayağımı kurtarma geldi. Herkes bulunduğu yere otursun. Dinleme yapılacak. Sesimi duyan var mı? Var. Ayağımı kurtarma geldi. Ses var. Ne tarafta? Sağ. Bak. Var mı? Nereden geliyor ses? Sağ taraftan. 3 metre sağda. Bu taraflarda var. Sesimi duyan var mı? Ayağımı kurtarma geldi. Yani aşağıda kendine koloni kurar yani. O derece bu şekilde sağlam adamları belirleyip 6 altı 12 tane boru çıkıyor. Bunun geri şartlarını düşünün. Elazığ'a gitmişiz. Çok çünkü mühendislik gerek. Yani gece şartları sadece kaskın lambasıyla kuracağız ya. Siz sen bu şekilde. Dörtler. Dörtler. Ortaya ve alt kısmı. Baş kısmı. Fotoğraf çek. Orası dibine kadar oturma. Elde dostlar. Geçiyoruz. Ebeveyn bölmeli sistem bu. Tamam. Şimdi bu tamamen hani. Burada Düzce Üniversitesi öğrencileri Dümeren Arama Kurtarma Ekibi olarak ikinci eğitimimizi Düzce AFAD'da aldık. 5 günlük hafif arama kurtarma eğitimi aldık. Eğitim çeşitli içerikleri vardı. Hem uygulamalı hem teorik olarak. Arkadaşlarım aldığı eğitimden gayet memnun ve eğlendiklerini söylüyorlar. Sağ olsun abilerimiz, müdürümüz, şube müdürlerimiz gayet cana yakın ve eğitici bir şekilde anlattığı eğitimlere. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Tatbikat eğitimi ve çadır kurma eğitimi aldık. Tatbikatta kaba ve sesli arama nasıl olunur onu öğrendik. Bir yaralı bulduk ve yaralı nasıl çıkartılır, nasıl müdahale edilir, tatbikat esnasında afet bölgesine nasıl şerit alınır, aletler nasıl kullanılır onu öğrendik. Akabinde tekrar çadır kurma eğitimi aldık ve 5 kişilik çadırın nasıl kurulacağı titizlikle kurduk. AFAD'ın başlatmış olduğu bu eğitimlerimizi Dümenak Arama Kurtarma Ekibi olarak aldık. Bu eğitimden isteyenler şehirlerindeki AFAD il müdürlüklerine başvurabilir.